Arkadaşlar selamlar 19 Ekim'den kampımızın son günlerinden. Bugün kaçıncı gün? 43. günden arkadaşlar. Selamlar. Ne yapıyoruz? Bugün sizinle birlikte asit bazları bitirdik. Asit bazlarla ilgili sorular çözüyoruz ama son videolarda özellikle söylüyorum biliyorsunuz. Arkadaşlar videoyu ilk kez izliyorsak bak bir yerlerde denk geldiysek. Hani biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Bu PDF'lerin hepsini tek tek kendimiz yazıyoruz. Ve amacımız sizlere faydalı olmak konuları mantıklarıyla anlatmak. Gerçekten videoları izlediğinizde bunun böyle olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bakın anlayamayan kimse yoktur. Hani ben öğretmenim, ben sözelciyim, eşitarlıkçıyım. Herkes yapabilir. Herkes yapabilir. Ama senin kafana yatması lazım. Ben de kafana yatırmaya çalışıyorum bunları arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz. Arkadaşlarımıza öneriyoruz duyuyorum arada. Bir öğrencim sınıfta şey dedi. Öğretmenim böyle önerilen kanallar listesi yapmışlar. Sizin adınız da vardı dedi yüz yüze derste. Ben çok mutlu olmuştum. Hani sen mi söyledin dedim. Hayır öğretmenim hani ben gördüm dedi. Ya hani bizim mutluluğumuzu anlayamazsınız ki sizler de bak. Bizim kanalımızı takip ettiğinizde, netlerinizi yükselttiğinizde sizler de çok mutlu olacaksınız. Özellikle hiç yapamayan arkadaşlarımız varsa kimyayı bir baştan sona bir izleyin. Eksik olduğunuz konulara bir bakın. Yani Burada amaç size tamamen faydalı olmak. Hadi gelin bakalım ne yaptık? Asit bazları bitirdik bile. Bugün 43. gün ÖSYM tarzı soruları çözeceğiz. Tabii ki de 3-4-5 yayınlarından çözeceğiz arkadaşlar. Sayfa 250'deyiz. ÖSYM testi biri ben çözeceğim. Geri kalan senin her zamanki gibi ödevin. Hadi gelin o zaman ne yapalım soru çözümümüze başlayalım. Geldik bakalım sayfa 250'deyiz. Değerli canavar tayfam. Soru 1 ÖSYM tarzı bir testindeyiz. Asit bazlardayız. Şimdi okuyalım bakalım. Güzel bir soru soru 1. Bakın aşağıda bazı indikatörlerin asidik veya bazik ortamda aldıkları renkler verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır diyor. Hani indikatörler asit baz belirteçleriydi hatırladığımız üzere. Biz bu indikatörlerin aldığı renklere göre ortamın asidik mi bazik mi olduğunu anlıyorduk. Örneğin metil oranj, asidik ortamda kırmızı bazik ortamda sarı renk alıyormuş. Brom timol mavisi de Hani asitik ortamda sarı, bazik ortamda lacivert renk alıyormuş. Brom, timol şöyle bir içimiz ısındı değil mi? Bak şimdi. Diyor ki bana. Bülent Hoca'nın sorusu. Çok kaliteli, güzel bir soru. Bak. Metil oranj Galatasaray'da brom, mavisi Fenerbahçelidir diyor. Neden diyor? Çünkü metil oranj, asitle kırmızı bazda sarı renk alıyor. Sarı kırmızı olmuş. Brom, mavisi de sarı lacivert olmuş. Brom, timol mavisine kalp diyoruz arkadaşlar. Bu arada yani şu cumartesi günü müydü Galatasaray maçına bir baktım da sonlara doğru Kayseri ne yaptı öyle ya? Üf. Neyse. Neyse girmiyorum oraya. Galatasaraylı arkadaşlarım olur. Biz kaç senedir çekiyoruz. Bu sene iyiyiz. İnşallah bugün de benim videoyu çektim. Bizim maçımız var birazdan. Fenerbahçe iyi. İnşallah eski günlerimize döndük ama Galatasaraylı arkadaşlarımıza hani diyoruz hani yapacak bir şey yok. Biz alışıyız. Biz Fenerbahçe olarak çok alışıyız. İnşallah Galatasaray'da toplar inşallah. Arkadaşlar yani bu doğrudur. Metil oranj sarı kırmızı olmuş. Bromtimol sarı lacivert olmuş. Bu doğru olmuş oldu. İkinci öncüme baktım. Limon suyuna metil oranj damlatılırsa çözeltinin rengi kırmızı olur diyor. Şimdi limon, sitrik asit vardı. Meyveler asidik karakterliydi. E şimdi metil oranj'a bakıyorum. Asitte ne oluyor? Kırmızı oluyor. O zaman rengi kırmızı olur mu? Olur. Tek bir seçeneğim kaldı okuyalım. Çamaşır suyuna bromtümol mavisi damlatılırsa çözeltinin rengi sarı olur. Çamaşır suyu, bak şimdi mantıklıyoruz ya. Sodyum hipoklorit değil miydi arkadaşlar? Değil mi? Şimdi bak sodyum artı OCl eksi. Şimdi bunu oluşturan asit HOCl'dir. Bu zayıf asit özelliği gösterir arkadaşlar. Bak bu kuvvetli bazdır ve dolayısıyla bu tuz bazik bir tuzdur. E dolayısıyla benim çamaşır suyum bazik karakterlidir. E şimdi şöyle bromtimol mavisi de bazlarla ne yapıyormuş? Bazlarla lacivert renk alıyormuş. Burada sarı olur demiş. Tabii ki de yanlış demiş. Burada C seçeneğim yalnız 3 yanlış olmuş olacak ve ikinci soruma geçiyorum arkadaşlar birazcık büyütebilirim sanırım. Şimdi ikinci soruda aşağıdaki maddelerden hangisi tuz değildir diyor. Bak şimdi şu H2SO4 bu asit ya Sülfürik asit arkadaşlar direkt çıktı bak şu yemek tuzu değil mi? Yemek tuzu sodyum kloru demiştik. Bak amonyum kloru nişadır. Sodyum artı karbonat 2 eksi. Yonik bir bileşiktir. Yonik bileşiklere tuzlar diyoruz. Yani tuzdur. Bak K artı Br eksi. Yonik bir bileşiktir. Hani nereden anlayacağız? Metal A metal oluşuna bak. Metal A metal oluşuna bak. Veyahut da bir anyon mu katyon mu? Mesela şu anyon eksi yüklü anyon kökü var. Değil mi? Veyahut da mesela şurada katyon kökü var. Katyon. Bunları yonik bileşiklerde göstermiştik. Oradan hatırlamamız lazım. Ama buraya baktığımızda bak ametal ametal A metal, moleküler bir yapı. Bu bir asittir arkadaşlar. A seçeneğim burada doğru seçenek olmuş olacak. Geldik üçüncü soruma. Bir kişi yukarıdakilerden hangiden içerse asidik bir şey içmiş olur diye soruyor. Bak gazoz. Bunun içerisinde karbondioksit vardır. Bak karbon, ametal oksitler asidik karakterlidir. Mantık ya her zaman her yerden mantık kur yani. Hani karbondioksit o gazozun hani fokurdama oluyor ya böyle baloncuklar çıkıyor ya. O karbondioksit gazı arkadaşlar. E dolayısıyla bu asidik karakterlidir. Tamam. Üzüm suyu bir meyvedir. Meyveler asidik karakterlidir. Bak şimdi kireç suyu bak kireç kalsiyum karbonat. Bak yine mantıken niye buna bazik diyorum ben. 2 eksi. Bak karbonat bunu oluşturan baz kalsiyum hidroksit. Artık bunları anlattık. Şimdi artı bazdan geliyor her zaman. Bak eksi de asitten H2CO3. Tabi konu altımlarınızı izlediğiniz için ben burada biraz daha hızlı yapıyorum arkadaşlar. Bak şimdi şu kuvvetli baz karbonik asit zayıf bir asit. Bak kuvvetli baz, zayıf asit. E dolayısıyla buradaki tuz bazik tuzdur arkadaşlar. Bana asitik diyor. Yanlış. Bak sabun, deterjan bunlar genellikle bazik karakterliydi. Değil mi? Bu da yanlış. Asitik olanlar burada C seçeneği 1 ve 2 olmuş oldu. Hemen ne yapıyorum? dördüncü soruma geçiyorum arkadaşlar. Bu kadar yapmanız gerekenler bu kadar arkadaşlar. Bak bir tane şöyle sembol sorusu bu. Korozif maddeler değil mi? Tarih edici bak yüzeye de ele de cilde de her yere zarar veriyor. Ambalaj etiketinde yandaki güvenlik sembolü bulunan asit ve bazlar nokta nokta etkiye sahip olduklarından bu maddelerin cilde, deriye ve göze temas ettirilmeleri sakıncalıdır. Yukarıdaki cümledeki boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani aşındırıcı olmayacak mı arkadaşlar? Yani asit bazlar yanıcı değildir, yakıcı değildir. Yani zehirlidir ama zehirlinin sembolü bu değildir. Patlayıcının da sembolü bu değildir. Asit bazlar zaten patlayıcı değildir arkadaşlar. Devam ettim. Hemen nereye geldim? Beşinci soruma. Bak ufak bir böyle hesap sorusu. Diyor ki bana 0.4 mol sülfürik asit içeren bir sulu çözeltiye kaç mol sodyum hidroksit ilave edilirse tam nötralleşme gerçekleşir. Yani hepsi biter diye soruyor. Bak şimdi sülfürik asitle sodyum hidroksit tepkimeye girerse sülfürik asit bir asit kuvvetli bir asittir. Bu kuvvetli bir bazdır. Kuvvetli baz dedik kuvvetli asit dedik. Arkadaşlar her zaman asitten eksi bazdan artı geliyordu. Artık bunları öğrendik. Şuradaki ikiyi tepeye iki tepeye atı veriyorum. 2 eksi. Bak sodyum da bir A grubunda artı bir. Yani oluşacak tuza baktığımda sodyum artı sülfat 2 eksi. Çaprazlama yaptım. Na 2 SO 4 demiş oldum. Yani buradan ne oluşuyor arkadaşlar? Sodyum sülfat olmuş oluyor. Geriye de kardeşim hidrojenden OH'tan ne çıkar? Bak H kaldı elinde. H kaldı. O H kaldı. E buradan sudan başka bir şey çıkmaz. H2 O dedim. Denk mi tepkimem? Tabii ki de değil. Bakıyoruz. Bak şöyle demiştik. Sıralama denkleştirme yapıyorken maho. Yani maho ne? Metal. Ametal, hidrojen, oksijen. Bunu yaparsak iyi olur demiştik. Bak sodyum, metal. iki tane burada. O zaman sodyumun burada iki tane olması lazım. Ametallere bakıyorum. Başka metal. Kükürt 1. Kükürt 1. Sonra oksijen, hidrojen, hidrojen, oksijen hidrojenlere bakalım. Bak 2 hidrojen burada. 2 hidrojen burada, 4 hidrojen. E şimdi burada 2 tane var. O zaman buraya 2 koydum. Bak 2 oksijen burada, 4 oksijen burada, 6. 2 oksijen burada, 4 oksijen burada, 6. Tepkimem denk. Başlangıç, değişim, sonuç yapmam lazım hesaplama yapmam için. Kimyasal hesaplamalarda bunları anlatmıştık. E şimdi başlangıçta 0.4 mol alırsam ben... Tam nötralleşme olması için... 1'e 2 oran varsa... O zaman başlangıç için buradan da 0.8 mol alırım. Son durumda bunlardan hepsi artar. 0.8 mol buradan artar. 1'e 1 bir oluştu. O zaman buradan da 0.4 mol oluşur. Buradan da 1'e 2 olduğu için 0.8 mol de su oluşacaktır. Son durumda ortamda asit de bazda kalmaz. 0.4 mol sodyum sülfat tuzu 0.8 mol de su oluşturmuş olurum. Tam nötralleşme demek ikisinin de bitmesi demek. İkisinin de bitmesi için 0.8 mol almalıyım. D seçeneğim doğru seçenek demiş oldum sevgili arkadaşlar. Geldim hemen 6. soruma arkadaşlar. 6. sorumdayım. Şimdi bakıyoruz. Temizlik düşkünü Leyla'nın saçları uzun ve kısmen dökülmektedir. Bundan dolayı yaşadığı evdeki lavabo ve banyoda dökülen saçlar birikip tıkanmalara neden olmaktadır. Lavabo açıcı neydi? Bunu soracak büyük bir ihtimal. Buna göre Leyla aşağıdaki maddelerden hangisini sıcak su ile birlikte kullanırsa Lavabo ve banyodaki tıkanmaları giderebilir. Lavabo açıcı neydi? Sodyum hidroksit. Bu neydi? Sut kostikti arkadaşlar. Bu lavabo açıcı, açıcıların üzerine bakın. Üzerinde sut kostik yazar. Yani burada A seçeneği doğru seçenek olmuş oldu. Tamamen bilgi soru. Geldim 7. soruma arkadaşlar. 7. soru. Asitlerin tadının ekşi, bazların tadının acı olduğunu bilen bir kişinin Evinde bulunan yukarıdaki maddelerden hangilerinin tadına bakarak asit mi baz mı olduğunu anlamaya çalışması sakıncalıdır. Arkadaşlar şöyle diş macununun da tadına bakmak iyi değildir ama sonuçta hani ağzımıza alabildiğimiz bir şey olduğundan dolayı çok sakıncalı olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi tuz ruhu hidroklorik asit. Arkadaşlar hidroklorik asit kuvvetli bir asittir. Sen var ya bunu ağzına alırsan böyle herhalde ağzına aldığın son şey olabilir. O yüzden dikkat ediyorsun tamam mı? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın çamaşır suyu zehirli bir maddedir. Bunu da kesinlikle tadına falan bakmıyoruz. Sirke e zaten bu neydi? CH3 CH3 COOH Sirke asidi demiştik. yiyebildiğimiz e, bir şey tadına bakmakta herhangi bir sakınca yok. Tadı da ekşidir zaten. E Dolayısıyla burada ne oldu? 2 ve 3'ün sakıncalı olduğunu söyleyebiliriz. Burada doğru seçeneğim D seçeneği demiş olduk ve hemen ne yaptık? 8. sorumuza geldik. Bakın güzel yine böyle yeni nesil tarzı hazırlanmış bir soru. 8. sorumuza baktığımızda TV kanallarının gündüz kuşağındaki bir sağlık programına konuk olan Oktay Hoca ile pro program spikeri arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Spiker diyor ki: "Efendim, bir izleyicimiz tweet atmış. Temizlik yaparken tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırmanın bir sakıncası var mıdır?" diye soruyor. Şimdi şöyle. Hani tuz ruhu ne? HCl. Çamaşır suyu sodyum hipoklorit NaOCl. Ben bunları karıştırırken ne oluyordu? Bak şu bazik karakterlidir. Çamaşır suyu tuz ruhu asidik karakterlidir. Yani tuz ruhu burada ne demiş olduk? Kuvvetli bir asittir hatta. Bak asitten eksi bazdan artı gelecek. Buradan oluşacak tuz sodyum klorür olacak. Buradan bir klor gazı açığa çıkar. Çünkü burada bir klor var arkadaşlar. Bir de su açığa çıkar. Açığa çıkan şu klor gazı öldürür. Oktay Hoca bunu anlattı büyük bir ihtimal. Oktay Hoca diyor ki olmaz olur mu efendim? Eğer bu maddeler karıştırılırsa aralarında kimyasal tepkime olur ve açığa çıkan gaz insanı zehirlemekle kalmayıp ölümüne bile neden olabilir. Dikkatli olmak lazım diyor. Buna göre Oktay Hoca'nın bahsettiği zehirli gaz aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de klordur arkadaşlar. Burada B seçeneğim doğru seçenek olmuş oldu. Ne yaptım? Hemen 9. soruma geldim bile. Küme sorusu gibi değil mi? Öğretmenim biz matematikten bıktık bu kümelerden bir de burada mı var? Yok yok merak etmeyin bak öyle bir küme değil bu. Şimdi Yukarıda Venn şemasında A kümesi diyor asitleri, şu taraf asitleri, B kümesi bazları temsil ediyor diyor. Şurası baz. C de asitle bazların ortak kesişim kümesi. Yani ortak özelliğini temsil ediyor. Yukarıdaki özelliklerin Venn şemasında yer aldığı bölgelerden hangileri doğru verilmiştir diyor. Şimdi bakalım. Su'da çözündüğünde H+ artı verme bu asitlerin özelliğidir. Venn şemasında asit bölgesinde yani A bölgesinde verilmiş. Doğrudur arkadaşlar. Sulu çözeltisinin ele kayganlık hissi vermesi bazıların özelliğidir. Bakalım Venn şemasında B bölgesinde olması lazım. B bölgesinde vermiş. Bunu da doğru vermiş. Sulu çözeltisinin elektrik akımını iletmesi hem asitlerin hem de bazıların ortak özelliğidir. Dolayısıyla kesişim yeri burada C olduğu için C bölgesinde vermesi gerekiyor ki orada vermiş. O zaman E seçeneğim burada doğru seçenek demiş oldum arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? 10. ve son soruma geçiyorum. Geri kalanlar sizde. Tamam. Tabi daha böyle tekrar videolarımız, deneme çözümlerimiz falan olacak. Sen takipte kalıyorsun. Kampı sonuna kadar bitiriyorsun. Artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Şimdi yukarıda kavram haritasında tanıtılan X tuzunun formülü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi nötr bir tuzmuş. Yani bunu oluşturan asit de bazda kuvvetli Yani kuvvetli asit ve kuvvetli bir bazdan oluşuyor. Bak kışın yollarda oluşan buzları eritmede kullanılır. Şimdi biz yollara ne dökeriz? Tuz dökeriz. Sodyum klorür dökeriz, değil mi? Bir de kaya tuzunda katı halde denizlerde çözünmüş halde bulunur diyor. E doğrudur. Denizlerde de çözünmüş halde bulunur. Burada bahsettiği yemek tuzudur arkadaşlar. Ayrıca bunu oluşturan asitle baza baktığımızda artı her zaman bazdan gelecekti yani sodyum hidroksitten gelir bu. Eksi asitten gelecekti. Bu da HCl'den gelir, klor. Yani kuvvetli bir baz kuvvetli bir asit bu tuz nötr bir tuz olmuş oldu arkadaşlar. E seçeneği doğru seçenek dedim. Ve ÖSYM tarzı soru çözümünde de bitirip ünitemizin sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Kaldığımız yeri bir işaretleyelim. Geldik bakalım ÖSYM tarzı soru çözeceğiz demiştik. Ve 43. günde yani 19 Ekim gününde ÖSYM tarzı soru çözümümüzü de bitirdik arkadaşlar. Yani bu ne demek? Asitle bazlar da bitti. Son kısım zaten sözel kısım. Kimya her yerde kısmı. Tamam mı? Bunu da ne yapacağız? Sizlere yine detaylıca anlatacağız. Sözel diye böyle üzerinden geçmeyeceğiz. Sizlerden ricamız artık asitlere kadar ki bütün soruları çözüyorsun. Bak bundan sonraki sorular, ÖSYM tarzı sorular falan hepsi bitiyor. Tamam. Ben soru çözmeye devam edeceğim. Deneme çözümlerimiz başlayacak. Kampın son 5 günü sadece deneme çözeceğiz. Nerede var böyle bir kamp arkadaşım? Full soru çözeceğiz full. Sen mantığı öğrenmek istiyorsan acelen yoksa ne yapacaksın? Sonunda gülen taraf olacaksın. Ama her başarının bir bedeli vardır. Bizim emek verdiğimiz kadar senin de emek vermen gerekir. Oturup çalışman gerekir. Not çıkartman gerekir. Öyle arkadaşlarımız var. Hani geçen ben Merve diye bir arkadaşımız var. O yazdığı çizdiği defterin bir resmini gönderdi. Bravo dedim. Tam istediğim öğrenci. Bak tam aradığım öğrenci yazmış, çizmiş, silmiş, mücadele etmiş. Yani Böyle çalışan herkes başarır. Bak başarmama ihtimali yok. Ben sana söyleyeyim. Merve eğer dinlediysen bu videoyu bana dönüt vereceksin inşallah. Yani Kadir var kampı takip eden değil mi? Yani bir sürü öğrencimiz var. Bakın ben şimdi tek tek isim olarak burada sayamıyorum. Ama sizlerden ricam bana dönüt verin. İnşallah daha güzel günlerimiz beraber olacak arkadaşlar. Sizler de bizler de hedeflerimize ulaşacağız. Şimdi burada kaldık. Yarın 44. gün artık son ünitedeyiz. Yarın kimya ve her yerdeyi anlatacağız. Ve artık TYT kampımızın sonuna doğru denemelerimizi çözüp kampımızı bitireceğiz arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.